Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şimdi sizlere Mayıs ayının enerjisini anlatacağım. Sevgili Koç, Boğa ve İkizler Burcu olmak üzere böyle 3-3 anlatacağız. Hemen önümüze Koç Burcu'nun fincanını alalım. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Benimle olunuz Neslihan Şirin. Diğer kanalda da Mayıs ayının videosunu tek bir videoda topladım. Burç burç ama çok güzel ve haftalık burç burç gün gün çekiyorum. Lütfen onları da izleyiniz. Ve sizler için özel olarak işte makyajımdan, takılarımdan, kıyafetimden bazı linkler bırakıyorum. Onlara da bir göz atarsanız Trendyol'dan çok çok sevinirim efendim. Şimdi Instagram hesabım, onu da hemen söyleyeyim, Neslihan Serine ve orada 100 binleri çoktan aştık. Siz de kocaman ailemize katılın. Orada günlük paylaşımlar yapıyorum. Günlük paylaşımlarımda nasıl oluyor? Yani böyle oturduğum, kalktığım, gün içinde neler yaptığım hikayeler falan atıyorum. Hadi oraya da gelin diyorum. Evet, şimdi 3 burç için öncelikle tek tek olumlamalar da açacağız. Fakat öncelikle kartımızı açalım. Ondan sonra kahvemize bakalım. Evet, sevgili Koç burcuna başlıyoruz. Bakmaya bakalım. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Anlaşılan bir kurtarma operasyonu yapacağız. Sevgili Koç burcu, Mayıs ayı senin için aslında çok güzel çıktıydı diğer kanalda açtığımızda. Fakat şu andaki ruhi durumun da çıkmış olabilir. Biraz hastalık ve bunalım. Mars'ın etkisiyle olabilir ve biraz da yatış, hastalıktan korkmayı anlatır bu. Bir konuyu çok düşünüyorsun, hakkında hayırlısı olsun ve böyle canın sıkılıyor. Yani bazı şeylerde canın sıkılıyor. Ben diyorsun artık bir şeyleri bitirmeliyim. Bitirmediğim sürece yeni hayatıma evet diyemiyorum ve bunun için de doğru düşünüyorsun. Her ne var ise hayatında fazlalık yapan lütfen bitir. Bak burada bitir çıktı. Yani kendi yoluna git, taşınmamı istiyorsun. Birinden bitirmemi istiyorsun. Yani aşk olarak ya da iş olarak. Yani biraz böyle kendi başına kalman da gerekliymiş. Bakalım olumlaman ne dedi? Olumlamaya bakalım Mayıs ayı içinde. Sana bir sürü evrenin mesajları geliyormuş zaten. Sen göz ardı ediyorsun herhalde. Yani bakmıyorsun, aldırış mı etmiyorsun ya da farkındalıklı davranmıyor musun sevgili Koç, yükselen Koç? Ay burcu Koç olanlar, evrenin mesajları geldi. Bir dilek dile evrenden. 7 gün içinde oluşmasını bekle ve olağanüstü bir olay oluşması nasıl olacak? Bir hayvanlar, işte köpekler, kuşlar, bir tüy bulursun, bir şey olur. Ve evren senden yana demektir o zaman. Yani dileğin oluşacak demektir. Ve evrenin doğal akışı içinde mucize durumlar, olay ve kişiler otomatikman bana geliyor diye de lütfen olumlamalar yap. Ve sana geliyor ama yani belki farkındalık yaratmıyorsun. Bunu da lütfen kale al diyorum ve efendim biraz da kahve fincanına bakalım diyorum. Bu maddi manevi sıkıntı geçecek. Hiç merak etme. Olumlaman çok güzel çıktı. Şu can sıkıntısı kartı nedir biliyor musunuz? Hani benim canım sıkılıyor ama zaten bir şeylerim var. Ben çok da yoksun değilim. Sadece canım sıkılıyor. Bunda da canımızı oyalamak için ne yapacağız? İşte kahve içeceğiz, çay içeceğiz. Belki de sen gezemiyor, kısıtlama var diye de canın sıkılabilir. Bu kartlar kısıtlamaları da gösterir. Karmayı yaşıyorsun. Evrenin mesajları karma demektir. Yani zaten ortamda şu an koronadan dolayı bir pandemi var, kısıtlama var. Hadi bakalım sevgili koçlar, eğlenceli çocuklar, zodyan eğlenceli çocukları. Hemen şöyle bir ayak görüyorum. Sanki adım atmış. Sana doğru gelmek üzere. Kabul mü etmiyorsun? Bu biraz böyle geriye mi atıyorsun bu zaman dilimini? Bunu gösteriyor. Ama ve lakin bence kabul etmelisin. Bir şans vermelisin. Çok güzel böyle bir yalnız nazar var, bunu açıkça belirteyim. Çok da güzel bir aydınlığın var. Onun sonrasında kalabalık yerlere gidiyorsun. Lale, yeni hayat. Evet, arkanı dönüyorsun. Bazı kişilere, bir kişi bile değil yani bir sürü kişiler. Ve burada
Yay burcu olabilir. Yine ateş gruplarından birileri var gibi duruyor. Çünkü ok ve yay çıkmış, hedefine git der. Açıkta kalan bir kalp var. S harfi ve M harfi var. Evet, ellerimizi hemen batırıyoruz. Batırıyoruz. Tabii batık kalıyor elimiz. Peçete de almamışız. Ve burada yatan bir hastanız var ise ayaklanacak. En azından oturak hale gelecek. Bu da güzel bir haberdir. C harfi çıkmış. 1 ve 7 var. 17 gibi de düşünebilirsiniz. 71 gibi de düşünebilirsiniz. Yani böyle açıkta olan, bir gizlide olan, pardon, bir şeyler açığa çıkabilir. Evet, 3 yol var. Bu 3 yol, 3 yoldan birini seçeceksin anlamında da olabilir. Yolculuğa çıkıyorsun anlamında da olabilir. Bu Mayıs ayı içinde. Yalnız gezmeler başlıyor galiba. Bayağı bir gidiş gelişlerim var. Bir kaplumbağa, evle ilgili bir haberler. Hadi bakalım sevgili Koç burcu, dilek diliyor musun? Evet, bir daha bakıyoruz. Dileğin, evet, Mayıs'ın ortasına doğru falan böyle bir dilek, bir istediğin bir şey gerçekten oluşacak gibi. Hemen değil yani, Mayıs'ın başında değil, ortasında gibi olabilir. Ve burada A harfi görüyorum. Güzel bir ev var yine. Hanenin içinde dedikodular kaynıyor, ya iş yerinde de olabilir. Şimdi hane iki tanedir. Ev ve iş yeri. Ya da ev ya da bir başka ev. Yani iki yerde böyle bir kaynayan bir dedikodu var ama seni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Fatsa'nın F'si, bir de F ya da E de olabilir. Bir kuyrukta gördüm. F ya da E harfi. Çok güzel kararlar alıyorsun sevgili Koç burcu. Sana söyleyeceklerim bu kadar. Zaten her şeyi de söyledim. Yolların açık. Gideceğin yollarının açık olduğu da gözüküyor. Ve efendim, hiçbir şekilde karamsarlık yapma. Ve de Mars'ın yönettiği bir burç olduğun için biraz sanki böyle sinirli, agresyonlu gibi hissettim. Bu seni kendi kendini üzmekten başka bir işe yaramaz, söyleyeyim. Mayıs ayı zaten güzellikler geliyor. Yaz ayı geliyor diyelim. Evet, geldik bakalım. Ah, bir çıktık, iki geldi. Hiç anlamam. Onu da açacağım. Koçtan sonra Boğa burcumuza. Evet, bakalım, 4 açtık, 4 açalım. Senin de böyle bir canın sıkılması var ama her şeyin elinde var zaten. Ve sahipsin sevgili Boğa burçları. Ay Boğa ve yükselen Boğa da beni izlesin. Ve burada işte sana müjdeli muştulu haberler. Bir eğlence, bir kutlama, düğün, nişan, bayram, evlilik düşünebilirsin. Sevgili Boğa burcu, Uranüs sende seyahatte ve 7 yıl kalıyor girdiği burçta. 7 yıl ne demektir? Yani şimdi 7 yılın bir yılı falan geçti galiba, 2 yıla yakın geldi. Değişebilir hayatın. Uranüs bu sana sürprizli bir şekilde ve evliliği anlatan bir kart daha çıkmış meğerse. Evet, bu da evlilik. Atıyor kendini evlilik. Bakın, burada grup çalışmaları ve evlilik var. Burada da yine evlilik var ve burada da bir kutlamalar var. Ben size ne diyeyim? Gayet güzel. Ve burada da göründüğü üzere biraz böyle şeysin. Canın sıkkın ama bu olaylar olacak. Yani burada grup çalışmaları, bir başarıya ev sahipliği yapabilirsin. Yani bir başarı gelebilir sana ve dörtlü değnekte yine böyle milletle kutlayacağını bir ev alabilirsin, evlilik yapabilirsin, bir çatı, bir iş bulabilirsin, yine kutlama yapabilirsin. İki anahtar var, ev, araba, bir çözüm. Ay, bu can sıkıntısı da tuzu biberi yani sevgili Kova burcu, pardon, Boğa burcu. Senin de olumlamanı, bakın bu olumlamaları yapın ama bunları lütfen yapın. Hadi bakalım. Ay, kader yüzünü güldürecek şekilde oluşuyor. Ana kader planını değiştiremeyiz. Fakat yaptığın seçimler kaderimizi belirler. İyilik ve sevgi yoluyla seçimler yap diyor. Kaderimi belirlerken sevgiyi, iyiliği, cesaret yolunu seçiyor ve inşa ediyorum. Kaderim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Çok güzel. Lütfen alta yaz. Aldım, kabul ettim de bu kadar güzel kartların içinde. Yani aldım, kabul ettim de sevgili Boğa burcu. Hemen bakıyoruz bakalım.
Sana da kocaman bir lale çıkmış, bir at kafası görüyorum. Ne muradın varsa eğer, yani gerçekten at murat demektir. Yolculuğu da bazen anlatabilir. Hatta yolculukların hası burada. Uçak bile görüyorum yani Mayıs ayı içinde. Nerelere kaçıyorsun? Yurt dışı da olabilir bu. Yurt dışı ilişkiler, bağlantılar, kartal gibi bir güç kazanma var yani. Güç kazanıyorsun. Burada 5 ve 3 rakamı çok belli bariz, ya da 35 ya da 53 ya da 5 3, böyle ayrı ayrı bir şeyler var. Sende de gözetleyenler var, nazarlar var. Böyle damar damar olmuş kocaman bir göz çıkmış. Ve iki kişi seyahate çıkabilirsin. İki kişi. Bunun yanı sıra bakın sevgili Boğa burcu, birazcık sanki burada tereddütlerim var. Ufacık şeylere canı sıkılıyor. Hakikaten burada canı, başının üzerinde bir bulutlar oluşmuş. Ufak şeylere canı sıkılmasın yani. Evet, sende de S harfi görüyorum. E harfi. I ya da I. Bakın buradaki harfler de bir şeyler size çıkarabilir. G harfi şöyle bir G olur, yumuşak G olabilir. Yani senin hayatında adın da olur, soyadın da olur. Çok güzel. Burada hayallerin de çıkmış. Biraz böyle etrafında aslında kurt iyidir. Yırtıcı bir hayvan ama yani bir düşmanı da simgelemez. Yani kurt güç kuvvet demektir. Hadi bakalım bir kurt çıkmış. Sen böyle dikkat et, gözünü aç diyelim sana da. Y harfi dedik. Direkt Y harfi. Yakın zamanda bir aşk belirtisi gördüm. Yakın zamanda bir aşk belirtisi. Çünkü Y'nin yanı, kalbin içinde böyle, ya da yanında değil. Yani böyle bir Y harfi var ve iki kişi de yapışmış birbirine sanki. Hadi bakalım dilek tutuyoruz. Ay çok güzel. Dileğin oluşuyor sevgili Boğa burçları. Bakın sizin dileğinizde bir arıza var. Hemen dönmedi. Hatta dönmedi. Ben inatçıyımdır. Bir daha tutalım. Biz kaderi zorluyoruz. Kader bizim yüzümüzü güldürecek şekilde oluşuyor. Hadi bakalım. Evet. İşte kaderi zorlayın. Siz zorlamıyorsunuz, pes ediyorsunuz demek ki. Oluşacak Mayıs sonuna doğru. Ne kadar aydınlık çıktı burada bir şeyler. Hanenin içi aydınlığa kavuşuyor. Kenarda durmuş böyle çok açık beyaz bir yunus balığın var. Gerçekten bir evlilik olabilir. Henüz hane dışında ama bir gelin duvak. Bakın bu yeni bir oluşum da olabilir. Bir iş açma, bir oluşum, bir bebek haberi. Ay ne kadar güzel ya. Yani evet, hem de iki tane dilek de arkadan geldi. İki dilek de arkadan geldi. Bu da güzel bir şeyleri anlatıyor. Aa, burada nasıl benzeteyim yani, güzel bir T harfi çıkmış. Bir de ayrıyeten sanki böyle bir virgül, bir şeye bir virgül koymuşsun, es koymuşsun, ona tekrar başlayabilirsin o işe. Yani o işi bıraktım ama bırakmadım gibi, yani tekrardan ben başlıyorum bu işe gibi düşünebilirsin sevgili Boğa burcumuz. Hadi bakalım, etrafı batıraraktan gidiyoruz. Geldik sevgili ikizler burcumuza. Sevgili ikizler burcumuza. Evet. Haydi bakalım. Çok güzel. Boğa, Başak, Oğlak toprak grubundan ve bolluk bereketi anlatan, anneyi anlatan bir kartımız çıktı. Bolluğu bereketi anlatır. Sevgili ikizler burcu, birçok hayallerim var. Kafan dağınık gözükecek. Yani gözüküyor Mayıs ayı içinde. Fakat adapte ol. Yani bir şeylere, bir aileye adapte ol. Bakın burada mesela bir aile, kupaların onlusu, aileyle ilgili güzellikler, kutlamalar, ev alma, evlilik, çocukların, yani evliysen bu çok güzel bir şey. Ve burada güneş kartı da sıcaklık, aydınlık, netlik, parlaklığı gösterir. Güneş gibi şanı, şöhret, parayı, ün. İnanamıyorum. Çok güzel çıktı. Kartların güzel. Bakalım olumlamana şimdi. Sadece burada bir tek adaptasyonun bozulmuş. Neden? Bir şeyden ayrılığı düşünüyorsun sen. Bakalım neymiş ben?
para. Para. Başkasının paraları diyor senin için önemli değil. Onlar gelip geçici. Sen kendin kazan der. Para bana bolluk bereketle akıyor der bakın. Bu ayrılık kartı asıl çıktı. Kurtarma operasyonunda para kartı çıktı. Her edindiğim deneyim kişisel gelişimim için fırsat biliyor. Yaratıcı gücün bana verdiği akıl, cesaret ve mutlulukla yeniye kucak açıyorum. Bir şeyi ardına bırakıyorsun. Bu bir tayin de olabilir. Bir istemediğin arabanı satarsın. Ya da işte hani hemen bir olumsuzluk diye düşünme. Yani bu senin ayrılmak istediğin bir şey ve kopmak istediğin bir şey. Zaten kartta da sonlar yeni başlangıçlardır. Düsturumuz biliyorsunuz. Geçmişe teşekkür et ve uğurla. Ya da şöyle de olabilir. Sen bir şeyden ayrılmışsındır ama geçmişe hala teşekkür etmedin mi? Uğurlamadın mı? Yeni gelenleri engel olursun. Yani bunu geçmiş yaşam şifası yap diyor bu kart sana. Kötü bir kart değil. Güneş kartı şöyle üste koyalım mı? Güneş gibi parlama. Evet. Haydi bakalım sevgili ikizler burcumuza geldik. Burada kocaman bir V harfi, ev ya da evlilik. Bakın hakikaten çocuklar var. Bebek isteği, çocukla ilgili sorunlar ya da güzellikler. Ama bence güzellikler. Elinde bir sepet gibi bir şey tutmuş, bir paket tutmuş bir insan geliyor. Siz de alışveriş mi yaptınız? Kale surları gibi bir tatil beldesine gidebilirsiniz. Yani pandemi, evet şu an kısıtlama olabilir ben bu videoyu çekerken ama ben Mayıs'a bakıyorum. Tatile gidebilirsiniz sanki. Çok büyük bir güç kazanacaksınız. Sanki aslan burcu ya da aslan çıkmış, aslan güç kazanma demektir. Bunun yanı sıra bir paketiniz var. E harfi kocaman çıkmış sizde de. Ve zaten söylemiştim. Şöyle bir ah resmen anahtar deliği. Resmen anahtar deliği. Böyle gizli de saklı da olanı apaydınlık göreceksin. Ellerimi de batırıyorum. Ve bir anahtar eline alabilirsin. Yani burada araba olur, ev olur. Bakın ya da satabilirsin, yenisini alacaksın demektir. Bu bir şeyden de ayrılmayı bilmiyorsun. Lastik gibi uzamış sanki bir şey böyle. Ya bir konu olabilir. Bu bir sürü dedikodu var. 3 rakamı var. 3 harfi diyecektim. Senin de burada güzel bir bayrak haber bekliyorsun. Devlet işleri olabilir bu. Ve efendim B harfi B gibi B. Yani Bursa'nın B'si. Onun sonrasında onu yeni gördüm zaten. A harfi var burada. Bakın böyle bir deve kuşu gibi de çok bolluk berekettir. Deve kuşunun da üstüne binmiş gibi bir şey yapmışsınız yani deve kuşu. Yani bakın deve zaten mal mülk. Deve kuşu da güzel haberler diyelim. Çok güzel bir hayvan. Hadi bakalım dilek tutun, dilek tutun. Evet. Dileğiniz sizin bir kere de döndü. Bu videoda tek sizin dileğiniz bir kere de dönüyor. Ve bakın birazcık siz dua edin ya. Yağmurlu günlerde özellikle sanki çiseleyen ve şemsiye açmış bir insan var. Çiseliyor yağmur. Dualar edin. Bu yağmurlarda olabilir. Yani şemsiye yeni bir hayatı anlatır zaten. Bunun yanı sıra bir kadın ayakkabısı gibi size gelmek isteyenler olabilir. Yine bir adım atmanız gerekiyor. Ya da erkek ikizler burcu beni izliyorsa bir kadın size adım atacak. Onu değerlendirin. Hemen hayır demeyin. Ve burada el açmış, avuç açmış insanlar var. Toplu bir dua gibi sanki sizin duanız, anneniz olabilir sizi dua eden sizin için. Çok güzel balon yeni bir hayat. Yani burada da güzellikler çıkıyor. Ben ne yapayım? Kötü bir şey çıkmadıktan sonra. Evet, sadece hani bazen böyle kötü yaratıklar falan çıkınca düşmanlarınız var diyorum. Şurada bir boynuzlu bir şey gördüm. O da düşmanı anlatabilir. Evet, gerçekten. 8 rakamını görüyorum. 8, 18, 28 bugünlere dikkat edin Mayıs ayında. Sonsuzlukta işareti olabilir. Bu da var. Gayet güzel. Ve ikizler burcu kısa kısa yolculuklar demek olduğu için şu son o sürtüyorum ya fincana tabağa. İşte o zaman zaten yollar açık mı? Yolculuklara var mı? Evet var.
Sürekli yolculuklar var. Sizleri seviyorum. Koç, Boğa, İkizler Burcu. Beni izlemeye devam edin. Instagram hesabım Neslihan Serin'i unutmayın. Hoşçakalın.